Aç kapa politikalarıyla salgının yürütülmesi tek başına mümkün değil. Bu dönemde biz aşıların daha yaygın olarak yapılması gerektiğini baştan beri söylemiştik. Ve bazı öncelikler var. Yani mesela alışveriş merkezleri yerine okulların açılmasını planlayan bir organizasyon yapılabilirdi. Öğretmenlerin aşılanması sağlanabilirdi. Tabii ki bu nüfus hareketinin kısıtlanmasından dolayı işte bir vaka sayısında, ölüm sayısında bir azalma oldu. Bunu tabii ki olumlu bir sonuç olarak buluyoruz ama yeterli değil. Bunun ülke ekonomisinin için, hani turizmin açılması için böyle bir kapanmanın yapıldığı belli oluyor ama beklenen hedefe de ulaşmış bir kapanma değil. Buradan en iyi sonucu elde etmek için aşılamanın mutlaka hızlı bir şekilde yapılması gerekiyordu. Yapılamadı. Umarım bundan sonra yapılacaktır. Yapılması gerekiyor. Çünkü başka çıkış yolu yok. Böyle sadece aç kapayla salgını sona erdirmek, kontrol altına almak mümkün değil. Veya çok uzun süre olacak. İnsanlar ekonomik, sosyal olarak bıktılar. Sağlık açısından da büyük sıkıntı çekiliyor. Biz bu sorundan tamamen kapanmayla, dikkat ederseniz kısa süreli bir kapanma oldu, tam olmadı. Tam olması için geniş halk kitlelerinin ekonomik bakımdan desteğe ihtiyacı var. Özellikle esnafın. Yani madem ki anayasanın amir hükümlerine göre Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olduğuna göre sosyal devletin gerektirdiği işlemlerin yapılması lazım. Evleviyetle, öncelikle yani maddi sıkıntı çeken, çünkü görüyoruz kirasını ödeyemiyor, bırak onları, çalışanlar evine ekmek götüremiyor. Bu sorun çözülürse bir daha böyle kısa süreli bile olsa, tam kapanma olursa sorun çözümlenebilir. Aksi halde palyatif dediğimiz geçici tedbirlerle bu işler çözümlenmez. Aşılanma olmadığı sürece, hız verilmediği sürece bence mümkün değil, imkansız yani. Aşılanma bir an önce çok hızlı bir şekilde her yaşa olmalı. Yani herkes her yere girip mesela herhangi bir eczaneye girip bile aşılanmalı. Eksik eksik alınıyor kararlar. Mesela AVM'ler açık, sinema salonları kapalı ama bir bakıyorsunuz ki bir tane şeyde cenazede 1500 kişi var. Sen istediğin kadar kapan. Hiçbir şey yaramıyor ki. Tabii ki bunun içinde ekonomik nedenlerden dolayı verilecek para yok millete. İnsanlar rezil şey olacaklar. Onun için de bunu yapmıyoruz. Böyle pansuman temporary solution yapıyoruz yani biz. Yaptığımız bizim bu. Temporary solution. Yani pansuman tedbirler yapıyoruz. Yani göstermelik. Göstermelik. Ama insanlar bak şimdi şu andaki kalabalığa bakın. Burada olsa ne olur olmasa ne olur ya. Şuraya bakın her taraf dolu. Burası Beşiktaş. Başka semtler daha kötü. Daha şey insanlar... İnsanlar bir de bunalıyor ama daha önceleri yapılmalıydı burada. Kapanma dedikleri vakit biz daha ciddiye alınacağını düşündük. Fakat hiçbir şekilde yollar doluydu der. Peki bundan sebeplenmeyen kafelerin nece şeyi vardı? Kafeler de açılsaydı o zaman madem öyle. Çok kötü. Çünkü onların bu işlere ihtiyaçları var. Onlar da çocuklarını büyütüyorlar. Hiçbir şekilde, hayır, hiçbir şekilde. AVM'ler açıldı, zaten daha evvel de açıldı AVM'ler. Çok lazım değil AVM'ler yani. Aşılanmadan ülke tam manasıyla katiyen olmaz. O da zaten müthiş bir fiyasko. Sorun gençler için. Çocukları, yetişen çocuklarımız, tahsilleri yarım kaldı. Evlerden ne kadar olacak bu iş? Ne olacak? Gelişmiş Avrupa ülkeleri aşı olaylarını hemen hemen görüyoruz işte. Sokakta geçen Amerika özellikle sokakta yakaladığını aşı yapıyormuş. O şekilde duyumlar alıyoruz. Ki doğru olduğuna inanıyorum. Burada nüfusun %10 aşılanmadı. Ben öğretmenim, şu anda aşım yapılmadı. Öğretmen olmama rağmen aşım yapılmadı. Düne kadar okulda ders anlatıyordum, ders veriyordum. Sınıfta bir sürü öğrencilerimden COVID çıktı. Ben öğretmenim. Bana da geçme şansı çok yüksek. Yapamadım tabii. Yani aşı yapılmadığı için derler ya, tam böyle Allah'a emanet gidiyoruz. Kapanmanın illaki bir faydası olacaktır ama şu an zaten açıldıktan sonra herkes dışarı çıktı. Yani yine eskiye dönecek bence. Pek bir fark etmeyecek. Evde durmaktan da sıkıldık. Herkes sıkıldı. Yani hakkımızda hayırlısı.